Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Maçla ilgili konuşalım tabii ki öncelikle. Takımın iyi mücadele ettiğini, iyi futbol oynadığını düşünüyorum. Ellerinden geleni yaptılar. Belki son vuruşlarda biraz daha dikkatli ya da son paslarda biraz daha isabetli davranabilseydik. Bugün skor çok daha farklı olabilirdi. Zaman zaman oyunu çabuk başlatma çabalarımız maçın hakemi tarafından zaten gördüğünüz gibi engellendi. Maçın yavaş bir tempoda oynanmasına katkıda bulundu maçın hakemi. Biz bugün bir yıl dönümünü kutlamak için buradaydık dostlar. Kuruluş yıl dönümümüzü. Bugün rakibimiz kim olsaydı bu stat yine 50 bin kişi olacaktı. Yine dolup taşacaktı. Biz kendi yıl dönümümüzü kutluyoruz. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz. Her senede kutlamaya devam edeceğiz. Bu maçın önemiyle ilgili başka şeyler düşünmeyin. Altında başka şeyler aramayın. Biz doğduğumuz günü kutladık bugün. Onun için bu kadar taraftarımız geldi. Onun için böyle omuz omuzaydık. Böyle birlikteydik. Buradan ayrıca tekrardan Büyük Beşiktaş taraftarına teşekkür ediyorum. Talihsiz bir şey yaşadık bugün. Onu sizinle paylaşmak istiyorum. Bugün Galatasaray yönetimini ağırladık. Maçın sonuna kadar. Burada hep beraber maç seyredildi, yemek yenildi. Ancak daha henüz Galatasaray yönetimi stadı terk etmemişken kurumsal olarak Galatasaray Kulübü'nün yazdığı bir tweet'i gördük. Başkanımız onların yöneticilerinden bu tweet'in derhal silinmesini istedi. Önce silineceğini söylediler. Tweet hala silinmiş değil bildiğim kadarıyla. Ki sabah bundan çok daha ağır bir tweet hemen çabucak bir şekilde silinmiştir. Biz Beşiktaş'ız. Kartalı sığdıracak bir kafes, ağırlığını taşıyacak bir salıncak daha henüz yapılmadı. Yapılmayacak dostlar. Çünkü kartal zaten yükseklerde uçar. Biz rakiplerimizle sosyal medya aracılığıyla konuşmak, görüşmek istemiyoruz. Karşılıklı iyi niyetle konuşabiliriz, tartışabiliriz. Bu yapılan hareket hiç yakışmadı. Bunu da bu vesileyle belirtmek isterim. Çünkü iş farklı yerlere gidiyor. Ahlaki zedelenmeye doğru gidiyor. Üzülürüz. Biz saha içindeki mücadelemize devam edeceğiz. Maçın hakemiyle ilgili de sadece sormak istiyorum. İlk yarıda yine sanıyorum aynı hakem yönetti maçı. Kendisine bir saldırıda bulunuldu. Sonra birdenbire tekrardan böyle bir maça veriliyor. Bir tane penaltı pozisyonu var ki bize genelde VAR'dan çağrılmıyor hakem. VAR bizim aleyhimize var, lehimize yok. Adını değiştirsinler, VAR yok koysunlar Beşiktaş için. Adil yönetim istiyoruz. Bugün yine aynı şey oldu. Bir tane görüntü var. Rakip formasından asılıyor Cenk'in ama VAR çağırmıyor. Bizim oyuncumuz bence sarı kart bile tartışılır. Bir ikili mücadeleye gidiyor. Orada oyuncu rakip oyuncu ufak bir temastan kendini yere atıyor ki kasti bir şey yok. O zaman VAR çağırıyor ki VAR'ın orada çağrılması da bir garip, bir enteresan. Niye VAR çağırıyor? Orada niye müdahale ediyor? Zaten hakem yakında görmüş, sarı kartını da göstermiş. Dolayısıyla mevcut VAR sistemi ne yazık ki Beşiktaş'ın aleyhine VAR yok olarak devam etmektedir. Üzülüyoruz. Taraftarımız üzülüyor. Bu şekilde Türk futbolu büyük yara alıyor dostlar.
Ondan sonra Avrupa kupalarında çok sıradan ekiplere elenip geliyoruz. Dokunmayın maçlara. Bırakın iyi olan kazansın. Rekabeti bitirmeyin. Rekabeti öldürmeyin. Sahada iyi olan kazansın. Onun dışında sorularınız tabii ki vardır. Ben ana hatlarıyla söyleyeceklerimi söyledim. Buyurun arkadaşlar. Hakem hatalarının sistematik hale geldiğini düşünüyor musunuz Beşiktaş'a karşı? Yani buna bir açıklamanız var mı? Siz eski bir futbolcusunuz aynı zamanda. Ya değişen bir şey yok. Türkiye'de nedense MHK'nin başkanı değişiyor devamlı. İşte atamaya atananlar değişiyor ama değişen bir şey yok. Bizim dönemimizde de böyleydi. Ne yazık ki aynı şeyler, aynı hatalar nedense hep bazı takımların aleyhine devam ediyor. Bazı takımların da lehine devam ediyor. Son derece üzücü, yakışıksız bir durum. Rekabet ortamını bu şekilde bitirmeye kimsenin hakkı yok. Bırakın sahada güzel futbol oynansın. Hak eden kazansın, şampiyon olsun. Avrupa'da da gitsin, güçlü bir şekilde mücadele etsin. Türk futbolu kalkınsın. Artık bahçemizdeki şeyden bu kadar mutlu olmayalım. Artık Türk takımların başarısı Avrupa'da yapacaklarıyla ölçülsün istiyorum. Burada zaten bir takım şampiyon oluyor. Her takım bir sene şampiyon oluyor. Şampiyonun olmadığı bir sezon yaşadık mı? Biri oluyor yani. Bu sene de birisi olacak. İyi ya da kötü olacak yani. Ama artık aşalım şu sınırları, bir yurt dışına doğru çıkalım. Avrupa'da bir şeyler yapmaya çalışalım. Onun da yolu takımlar arasındaki rekabeti sıkı tutmakta, sağlam tutmakta yatıyor arkadaşlar. Dursun Özbek bundan 2,5 ay önce Türkiye Futbol Federasyonu biz seçtik demişti. Bundan 1,5 hafta önce de federasyonun istifaya çağrılmasını davet etti. Neler düşünüyorsunuz siz federasyon için şu anda? Hakem hataları da var dediniz. Şu anda zaten istifaya davet edilen bir federasyon söz konusu. Bu konuda kulüpler birliği olarak bir araya gelip bir hamlede bulunmak istiyorlarsa biz de destekleriz. Olağanüstü kongre çalışması içerisinde olur musunuz federasyonun yönetiminin değişmesi için? Burada kulüplerin bir arada vereceği karar tabii ki önemli. Ama Dursun Özbek böyle bir açıklama yapmışsa biz de elimizden gelen desteği verebiliriz. Sayın Uçar, yakın zamanda Mete Bey ve Onur Bey'in federasyonu bir ziyareti olmuştu hakem kararlarıyla alakalı olarak. Bu ziyaret sonrasında federasyonun Beşiktaş kulübüne yaklaşımında bir değişiklik oldu mu? Bizim ziyaretimiz sadece hakemlerle ilgili değildi. Biz genel olarak yeni yönetim olarak, yeni seçilmiş, daha 2 aylık, o zaman gittiklerinde 2 aylık bir yönetimdik. Ziyaret etmek istedik. Yani biz Türk futbolunun çınarıyız, uzun yıllar mücadele ediyoruz. Bütün kurumlarla iyi ilişkiler içerisinde olmak istiyoruz. Bunu ifade ettik kendilerine. Sadece hakemler için yapılan bir ziyaret değildi. Zaten olmuş olsaydı da çok fazla değişen bir şey yok şu an gördüğümüz itibariyle. Şimdi bugünkü oyun genel olarak yeteri kadar gol pozisyonuna giren bir Beşiktaş. Rakibini eksik yakalayabilen bir Beşiktaş seyrettik. Sadece son paslarda, gol paslarında ve son vuruşlarda eksiklikler vardı. Bunlar tabii işin biraz daha bireysel tarafı ama atak olarak bugün rakibimizden daha fazla atak yaptığımızı, pozisyon ürettiğimizi net olarak söyleyebilirim. Evet, zaman içerisinde daha da gelişiyor, daha atak. Tabii ki zaman zaman oyunla ilgili hocamıza eleştiriler oldu. Ama oyunda gördüğüm kadarıyla bugün daha iyi bir Beşiktaş seyrettik. Evet, biz Sayın Başkanımız söz konusu tweetin silinmesini söyledi.
diğer yöneticiler silineceğini söylediler ama evet, ne yazık ki tweet silinmedi. Sayın Uçan, yaklaşık 4 ay önce Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı burada bir maça gelerek Beşiktaş taraftarlarına bir harekette bulundu. Aynı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı yönetimindeki MHK'den sezon boyunca Beşiktaş'a aleyhine verilen kararlar oldu MHK tarafından ve hakemler tarafından. Ben aslında burada Beşiktaş olarak sizin bir belki çalışma başlatıp aynı Ali Fuat Bey'in dediği gibi olağanüstü kongreye Kulüpler Birliği Vakfı'yla beraber gitme eğilimimiz olur mu? Çünkü şu durumda yanlış görmüyorsam Galatasaray dışında hakemlerden memnun olan bir kulüp yok gibi gözüküyor. Burada bir çalışma gerekiyor mu? Sizin fikriniz nedir acaba? Mağduriyet ortada. Eminim ki Sayın Başkanımız bu konuda bir girişimde bulunacak. Diğer kulüplerle bir araya gelerek mevcut kötü durumun düzeltilmesi için mutlaka bir hamlede bulunacağız. Sayın Uçan, bir de bir hakem raporundan bahsediyoruz. İşte Beşiktaş hakem hataları evet. Tam oyuna dönülecek diye. Bu konudaki son durum nedir? Evet, biz bir arkadaşı bu konuyla ilgili görevlendirdik. Kendisi de olaya son derece hakim, işin ehli bir şahıs. Maçlarla ilgili bizi her zaman bilgilendiriyor. Rakibimizin işte daha önceki oynadığı maçlarda işte maçı yönetecek olan hakemin tutumları ya da işte bizim maçlarımızda ne yönetmiş. Zaten çoğunu istatistik olarak her yerde bulabilirsiniz bilgi olarak. Maç sırasında da bizi bilgilendiriyor. Konuyla ilgili hakemin ne karar vermesinin gerektiğini orada bize söylüyor. Biz de ona göre açıklamalar yapıyoruz. Bir de yabancı hakem gözlemcileri geldi biliyorsunuz. Maç izliyorlar televizyonda. Ona göre federasyona veya MHK'ye bir rapor sunuyorlar. Ama federasyon var kayıtlarını açıkladı. Bana göre hala eksik o kayıtlar. Onun dışında bu yabancı hakemlerin yani gözlemci hakemlerin raporları açıklanmıyor. Onunla ilgili bir talebiniz olacak mı? Tabii ki mutlaka yani bir rapor yazılıyorsa bunlar kamuoyuyla paylaşılmalı. Raporlar kendi aralarında herhalde gidip gelmeyecek. Mutlaka bunların bir kısmı paylaşılacak ya da gerekeni paylaşılmalı bence. Çünkü kamuoyunu bilgisiz bırakmak hoş bir şey değil. Onları açıklamalarını bekliyoruz. Herhalde zaman içerisinde açıklayacaklardır. Sayın Uçak, hakem yönetiminden bahsettiniz ama özellikle rakibinizin maçı sarı kart görmeden tamamlamasını nasıl değerlendiriyorsunuz? Birkaç tane pozisyon vardı ki bize göre sarı karttı. Semih'e bir hareket vardı bir kontra durumunda. Yine orada bir geçiştirildi. Ama biz sarıdan kırmızıya dönüyoruz. Yani siz de görüyorsunuz artık aynı şeyleri tekrarlamaktan üzülüyoruz, sıkılıyoruz. Ama değişen bir şey olmuyor. Zaten Halil Umut Maler'in daha önce yönettiği maçlara bakarsanız istatistiklerde kime ne kadar sarı kart gösterdiği, kırmızı kart gösterdiğini çok net olarak görebilirsiniz. Hocam peki şu anda hakem konuşuyoruz açıklamalar başladığından beri. Eğer Beşiktaş şampiyonluğa oynasaydı şu anda açıklamanız bu denli mi olacaktı? Yani daha sert mi olacaktı? İnşallah seneye şampiyonluğa oynayacağız. Ve inşallah bu tavır, bu yanlı yönetim devam etmez. Beşiktaş'ın tepkisi çok daha ağır olur. Bunu şimdiden söyleyelim. Bu sakın yanlış anlaşılmasın. Bir tehdit değildir, bir adalet arzusudur, adalet arayışıdır. Mevcut durumda bizim bu sene hedefimiz öncelikli olarak kupa, sonra da ligi üçüncü bitirmek. Ama seneye tabii ki hedefimiz çok daha büyük. Beşiktaş'ımıza yakışır bir şekilde diğer takımlarla birlikte şampiyonluk mücadelesi vermek istiyoruz. O zamanki tepkilerimiz tabii çok daha farklı, çok daha ağır olabilir. Ama sanıyorum öyle bir şey yaşanmaz diye umuyorum. Yani. Sağ olun, çok teşekkürler.